Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızda olacağım arkadaşlar. Daha önceden iyonik bağdan bahsetmiştik. Şimdi dersimizin konusu bunun devamı olan kovalent ve metalik bağları değerlendirmek olacak. Bu derste birlikte güçlü etkileşimleri de aslında tamamlamış olacağız. Neler olacak peki? Kovalent ve metalik bağlardan bahsederken arkadaşlar, şimdi öncelikle kovalent bağ oluşumundan bahsedeceğiz. Daha önce de iyonik bağın oluşumunu açıklamıştık, demiştik ki metal ve ametal atomları arasında oluşur ve elektron alışverişine dayanır. E, zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri iyonik bağdır. Şimdi kovalent bağın oluşumunu bambaşka bir şekilde inceleyeceğiz. Ardından Lewis formüllerini çizeceğiz ve bu Lewis formülleri üzerinden polarlık apolarlık üzerine konuşacağız. Burada arkadaşlar bağın polarlığı veya molekülün polarlığı şeklinde iki farklı durumu değerlendireceğiz. Ardından tıpkı ionik bileşiklerde yaptığımız gibi adlandırmayı bu defa kovalent bileşikler için yapacağız. Farklı bir isimlendirme sistemi kullanacağız ve son olarak da metalik bağdan bahsedip dersimizi hep birlikte tamamlayacağız. Peki dersimizi tamamlamamız bize neler kazandıracak arkadaşlar? Kovalent bağlı bileşiklerin hem yapısal olarak hem de özellikler açısından tuzlardan ne gibi farkları var? Yani iyonik bileşiklerden farkları nelermiş? Bunları bir değerlendirmeye almış olacağız. Ardından maddelerin molekül yapılarını, bak molekül deyince zaten aklımıza hemen kovalent bağ gelecek. Çünkü iyonik bağda kristal örgü yapısı vardı. Burada arkadaşlar biz... ...molekül yapısından bahsedeceğiz ve bu molekül yapılarının fiziksel özellikler üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Yani erime noktası, kaynama noktası, çözünürlük gibi etkileri burada değerlendirmeye alacağız. Ve dersi tamamladığımız zaman tabii ki ödevlendirmemiz başlayacak. Sıfırdan 9'a kimya kitabı 114-124 arası artık bizim ödevimiz olacak. Neler vardı peki sıfırdan 9'a kimya kitabında arkadaşlar her sayfa... Ee, sol tarafta bize konuyu anlatacak. Sağ tarafta bir sayfa dolusu bize soru soracak. Her sayfada yeni bir konuyu tamamlamış olacağız. Ve bölümü tamamladığımız zaman ise tarama testleri bizim karşımıza çıkacak kaynağımızda. Ardından da Dinamo Kimya kitabını karşımıza alacağız. Burada da Tetra 8-14 arası bizim ödevimiz olacak. Burada ne var peki? Burada da arkadaşlar her sayfada Başta bize bir tane çözümlü örnek vermiş olacak. Bu çözümlü örnek aslında bize konuyu anlatan, soruyu öğreten örnek olacak. Bunun ardından da dört tane çok benzer nitelikte soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. E bunları tamamladıktan sonra yani bölümü bitirince yine tarama testleri bizim karşımızda olacak. Her iki kitabımızdaki kare kodlar bizi video çözümüne yönlendirip eksiklerimizi giderme fırsatı sunacak arkadaşlar. O zaman ödevlerimizi de aldığımıza göre haydi başlayalım. Şimdi kovalent bağın oluşumundan bahsedecek olursak arkadaşlar. İonik bağda elektron alışverişi var demiştik ya. Burada elektronların ortaklaşa kullanımı var. Çünkü orada metal ve ametaller arasında oluşuyordu. Metal vermek istiyor, ametal almak istiyordu. Ama burada iki ametal atomu arasında oluşan bağ biz kovalent bağ diyeceğiz. Her ikisi de elektron almak istediği için bu defa alışveriş yapmayacaklar, ortaklaşa kullanıma girecekler. Tamam mı? Şimdi <laughs> yapı nasıl oluyor? Lewis sembollerini daha önce görmüştük. Mesela hidrojenin. Bak atom numarası bir ya. Hidrojenin Lewis sembolü nasıl gösteriyorduk? Sembolü al yanına bir tane nokta koy. Bir tane daha hidrojenimiz varmış. Onun da yanına bir tane nokta koy. Çünkü H2 diyor. İşte burada ikisinin de birer tane elektronu var ya. Bunları ortaklaşa kullanmaya başlıyorlar. Şimdi bu elektronlar ortaklaşa kullanıldığı zaman hani hidrojenin birini yok say mesela bu hidrojenin iki tane elektronu oldu. Yani dublet uygun hale geldi. Bunu yok say onun iki tane oldu. O da dublet uygun hale geldi. Yani oktet ve dublet kuralları burada da aynen geçerli olacak. Yapacağımız tek şey neymiş? Buradaki yalnız elektronları birbiriyle ortaklaşa kullanıma sokacağız. Dolayısıyla biz son olarak Lewis sembolünü şöyle ortada bir çizgiyle göstereceğiz. Bak bu çizgi ortaklaşa kullanılan iki elektron demek olacak. Yani her bir çizgi iki elektrona denk gelecek. Mesela flor atomundan bahsedecek olursak. Bak florun atom numarası 9. Dolayısıyla elektron dizilimi nasıl olacak? 2'ye 7 şeklinde olacak. Ne yapıyorduk? 7 tane nokta koyuyorduk. Çünkü değerlik elektron sayısı bize buradaki aslında noktaları belirliyordu. Dolayısıyla koyacağımız noktalar şöyle olacak. Bak florun bağ kapasitesi kaç? Bir. Yalnız elektronu bir tane çünkü. O zaman F2'nin yanına dolayısıyla florun yanına bir tane daha getirdiğimiz zaman yapmamız gereken neydi? Sadece şu yalnız kalan elektronları birleştirdiğimiz zaman bize kovalent bağ söylüyordu. Bak şimdi şu floru yok say toplamda kaç tane elektron oldu bu flor atomunun? 2, 4, 6, 2 de bağda var 8 yani oktete uygun hale geldi. Aynı şey diğer flor atomu için de geçerli ve bu yapıya da biz molekül adını vereceğiz işte flor elementinin molekülü olacak. Oksijen olsaydı 2'ye 6 şeklinde olacaktı ya. Bak oksijenin normalde elektron dizilimine dağılımı nasıl yapacağız? Şöyle iki tane çift elektron, iki tane de yalnız elektron olacak bu oksijen atomunun öyle değil mi? Dolayısıyla bağ kapasitesi 2. Yanına başka bir oksijen atomu daha koyduğumuz zaman bunun da bağ kapasitesi 2. O zaman bu defa ortaklaşa kullanılacak elektron sayısı 2 olacak. O yüzden çift çizgi koyacağız. Demek ki oksijen atomları arasında buradaki gibi bir tane değil iki tane kovalent bağ oluşacak ki bu bağ yapısı tamamlanmış olsun ve bu da Lewis formülü olacak bizim için. Azot için 2'ye 5 şeklinde olacak. Bak azotun Lewis sembolünü çizdiğimiz zaman şöyle noktaları koyacağız. Bak 3 tane yalnız elektron var. Buraya bir tane daha azot atomu koyduk. Bunun da 3 tane yalnız elektronu var. Dolayısıyla Bağları oluştururken her 3 yalnız elektronun üçünde de şöyle bir ortaklaşa kullanım söz konusu olacak. Dolayısıyla azot atomları arasına 3 tane çizgi koymamız gerekecek. Yani üçlü kovalent bağ oluşacak ve elektron çiftlerini de tabii ki yerine yazacağız. Bakar durumda oksijenlerden birini sil. Diğerini 8 tane elektronu var şu anda oktete uygun ya da azotu sil. Her bir çizgi 2 elektronu simgelediği için <laughs> her bir azot atomunun 8 elektronu dolayısıyla oktete uygun duruma geçtiğini söyleyebiliriz. Elementler için çizimimiz bu olacak. Yani hidrojende tek çizgi. 7A grubu elementlerin hepsi bu şekilde olacak. Yani klor için de aynı çizimi yapacağız. Tek çizgi olacak. 6A grubu elementleri oksijen ve kükürt için aynen bunu çizeceğiz. Ve 5A grubu elementleri azot ve fosfor için böyle üçlü bağların olmasını bekleyeceğiz. <laughs> Bu elementler için yaptığımız çizimlerdi. Peki molekül yapısı varsa işin içerisinde ne olacak arkadaşlar? Şimdi mesela hidrojenle klor arasında oluşacak e, bileşiğin Lewis formülünü çizecek olursak. Bak hidrojenin tek bir noktası var. Klorun da yalnız tek bir noktası var. Demek ki bunlar arasında bir tanecik kovalent bağ oluşması yeterli olacak. Yani nasıl yapacağız? Hidrojen var, klor var. Klorun noktalarını koyduk. ...şu elektronla bu elektron ortaklaşa kullanıldığı için... ...araya tek bir çizgi çizmemiz yeterli olacak. Bu bizim Lewis formülümüz olacak. Hidrojenle oksijen arasında olsaydı... ...bak hidrojenin bir tane, oksijenin iki tane yalnız noktası var. Bu ne demek oluyor? Oksijenin bağ kapasitesi 2, hidrojenin bağ kapasitesi 1. Yani o zaman biz gidip şu elektronları ortaklaşa kullandırdığımız zaman... ...oksijende hala daha bir tane açıkta elektron kalıyor. Bu ne demek? Demek ki bir tane daha hidrojen gelip... Elektronun oksijenle paylaşacak ki ancak bu defa işte her ikisi de oktetine uygun durumda olsun. Dolayısıyla oksijen ve hidrojen arasında oluşacak bileşiğin Lewis formülü şöyle olması gerekiyor. İki tane hidrojen ihtiyacımız var. O yüzden bileşiğin formülü H2O zaten. Hidrojen ve klor arasındaki bileşiğin formülünün HCl olmasının sebebi yine aynı şekilde tek bir bağım olmasından kaynaklanıyor. Hidrojen vazot olsaydı ne yapacaktık? Hidrojen bir tane azot üç tane bağ yapmak istiyor öyle değil mi? O zaman her bir azot için üç tane hidrojen gelmesi gerektiğini buradan anlıyoruz. O zaman Lewis formülü nasıl olacak arkadaşlar? Azot var. Bak ortaklaşa kullanılmayan yani çift halinde olan elektronlar zaten bağ yapısına katılmıyor. Ama şu tek elektronlar her biri bir hidrojenle bağ yapacak şekilde çizilmesi gerekecek. Demek ki azot ve hidrojen arasındaki bileşiğin formülünün NH3 olmasının sebebi de buymuş arkadaşlar. Her bir hidrojen e, azottaki yalnız elektronların her biriyle bir tane bağ yapacak. Gelelim karbon ve oksijen arasındaki bileşiğe. bak. Şimdi karbon dört tane bağ yapıyor, öyle değil mi? Dört tane yalnız nokta var. Oksijen iki tane yalnız noktası var. Dolayısıyla iki tane bağ yapıyor. O zaman diyeceğiz ki karbon her bir e, noktasıyla, daha doğrusu e, oksijenle birleştirecek noktaları şöyle paylaştıracak olursak birer tane bağ yapacak. Ama karbonda iki tane elektron hala da açıkta kalacak. Dolayısıyla bunun için bir oksijen daha gelmesi gerekiyor. Yani formülün CO2 olmasının sebebi şu. Karbon her bir oksijenle ikili bağ yapıyor. Oksijendeki elektron çiftlerini yerine koyuyoruz. Diğer taraftan bir tane daha oksijen gene ikili bağ yapıyor. Bak bu durumda karbonu tek başına düşündüğümüz zaman toplam dört bağ yaptı. Ve her bir iki elektron olduğu için gene sekize yani oktete tamamlamış oldu. Oksijeni tek başına düşün. Dört tane burada yalnız elektronu var. E i̇ki tane de çift elektrondan dört elektron daha geliyor. Dolayısıyla gene sekiz yani oktete gene uygun duruma geçmiş oldu arkadaşlar. Karbondioksit için çizeceğimiz Lewis formülü de bu olacak. Ve elektronların e yalnız olan elektronlar bize aslında bağ sayısını da belirtmiş olacak. Gelelim polarlık apolarlık konusuna arkadaşlar. Bağ polarlığı ve molekül polarlığı diye iki durumdan bahsettik. Önce bir polarlık ne demek? Önce bu kelimenin anlamını ortaya çıkaralım. Bak pol kutup demekti. Polar da kutuplu demek arkadaşlar. Dolayısıyla da e, polar dediğimiz cümle, polar dediğimiz kelime kutuplu e, bağları bize söyleyecek. E, apolar diyorsa da kutupsuzluğu ifade edecek ve buradaki kutupu sadece şu belirler. Elektronegatiflik farkı varsa bir kutuplaşma olur. Elektronegatiflik farkı yoksa kutuplaşma yoktur. Dolayısıyla apolarlık söz konusudur diyeceğiz. O zaman en basit anlamıyla şöyle söyleyebiliriz. Eğer bir bağ aynı tür atomlar arasında oluşmuşsa elektronegatifte farkı sıfır olacağı için bir kutuplaşma olmaz. Ama Farklı tür atomlar arasında oluşmuşsa bu defa kutuplaşma oluşacağı için bizim bağımız polar özellik gösterir. Ne demek bu biraz daha açıklayalım. Bak hidrojen, oksijen, flor, azot e, aynı tür atomlar arasında olduğu için ortaklaşa kullanılan bu elektronlar herhangi bir şekilde baş, bir atoma daha yakın durmuyor. Yani iki hidrojen atomu arasında ortaklaşa kullanılan elektronları düşündüğümüz zaman ikisi de eşit kuvvetle çektiği için tam ortada duruyor. O yüzden bir kutuplaşma yok yani apolar olacak ama... HCl'deki gibi farklı tür atomlar arasında oluştuysa burada e, klor hidrojene göre çok daha kuvvetli çekeceği için yani bunların arasında oluşacak şu bağı düşündüğümüz zaman ortaklaşa kullanılan elektronlar klora çok daha yakın bir noktada duracak. Dolayısıyla klorun böyle kısmi olarak eksi, hidrojen ise kısmi olarak artı yükle yüklenmesine sebep olacak. İşte bu da aslında polarlık olarak ifade ettiğimiz durumu bize getirecek. O yüzden HCl mesela burada oluşan hidrojen ve klor arasında oluşan bağ biz polar kovalent bağ diyeceğiz. Ya da karbondioksit Lewis yapısını nasıl çizmiştik? Şöyle ikili bağlarla çizmiştik. Diyeceğiz ki şu ikili bağlar ister üçlü olsun ister tekli olsun fark etmiyor. Farklı tür atomlardan oluştuğu için bu yine polar kovalent bağdır. Bize mesela şöyle bir molekül verse aynı molekülün içerisinde hem polar hem kovalen, hem apolar bağlar olması mümkündür. Diyeceğiz ki şu karbon ve hidrojen arasında oluşan bağlar farklı tür atomlar arasında oluştuğu için polar özellik gösterecektir. Ama karbonla karbon arasında, aynı tür atomlar arasında oluşan bu bağlar apolar özellik gösterecektir. Molekülün içerisinde, aynı molekülün içerisinde hem polar hem apolar bağların var olduğunda buradan gözlemlemiş oluruz. Geliyoruz molekül polarlığına arkadaşlar. İkisini farklı değerlendirmek lazım. Molekül polarlığı bize aslında simetriyi ifade eder. Hani dedi ki bağın tek başına kendisini düşündüğümüz zaman bir kutuplaşma olabilir. Ama e, bir molekülün içerisindeki bütün bağlar kutuplu olmasına rağmen molekülün kendi içerisinde bir simetri durumu varsa bu molekülün bir kutuplaşmaya sahip olmadığını bize gösterir. Tamam mı? Burada şuna bakacağız. Molekül içi bağlara bakarak başlayacağız arkadaşlar. Eğer molekülün içindeki bağlar apolarsa yani aynı tür atomlar arasında oluşmuşsa bu molekülün de apolar olduğunu bize gösterir. Ama molekül içi po bağlar polarsa bakacağımız durum şu olacak. Eğer molekül asimetrikse molekül gene polar olacak. Ama molekül simetrikse bu bizi e, apolar yani kutupsuz bir moleküle götürecek. Mesela H2Cl2O2 gibi iki atomlu element moleküllerinde bağ apolar olduğu için molekülün kendisi de apolar olarak kalacak. Ama e, bağ apolar olmasına rağmen molekülün kendisi bir simetriye sahipse mesela CH4'ü e örnek olarak vermişiz. Öyle değil mi? Şöyle bir eee Lewis yapısına sahip olacak CH4 şimdi yapıya baktığımız zaman bağlar polar kutuplaşma var farklı tür atomlar arasında ama şöyle bir şey söyleyemiyoruz bu molekülün bu taraf artıdır bu taraf eksidir diye bir şey söyleyemiyoruz çünkü her tarafında hidrojen var ve tam bir simetri oluşturmuş o zaman burada bir kutuplaşma olmadığı için molekül apolardır veya karbondioksit için işte molekül yapısını çizdiğimiz zaman şöyle lewis yapısını molekülün içerisindeki bağlar polar kutupla mı? Ee, bu tarafı artıdır, bu tarafı eksidir diye bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla molekülün kendisi apolar özellik gösterir. Ama hem molekül içi bağlar polar hem de molekülün kendisinde bir asimetri varsa bu molekülü de polar yapar arkadaşlar. Suyu örnek vermişiz. Mesela suyun levis yapısını az önce çizdik zaten. Şimdi burada hem bağlar polar hem de moleküle baktığımız zaman şu merkez atomdaki elektron çiftlerinden ötürü bir kutuplaşma var. Diyeceğiz ki oksijen tarafı kısmi olarak negatif yüklenir çünkü yüksek elektronegatifliğe sahiptir. Hidrojenler ise kısmi olarak artı yükle yüklenir. Dolayısıyla molekülde artı ve eksi kutuplar varsa bu onun kutuplu yani polar olduğunu bize gösterir. Ya da NH3'ü çizdiğimiz zaman bak Lewis yapısını nasıl çizmiştik? Azotun elektron çifti vardı ve burada azot elektronegatifliği çok daha yüksek olduğundan dolayı Negatif yüklü hidrojenler ise pozitif yüklü kısımları oluşturur. Bir kutuplaşma var. O yüzden bu molekül polardır. Ama metan için bu taraf artıdır, bu taraf eksi'dir diye bir şey söyleyemeyiz ya da karbondioksitte böyle bir durum yok. Bu yüzden de bunlar molekül içi bağlar her ne kadar polar olsa da kendi molekül yapıları apolar özellik gösterecek. Peki bunları belli kurallarla hani aklımızda tutabilir miyiz karşımıza çıkan bütün moleküller için polardır apolardır yorumunu yapabilir miyiz kuralımız şu olacak arkadaşlar eğer sen bir molekülü çizdiğin zaman merkez atomda bağ yapısına katılmayan elektron çifti varsa başka bir şeye bakmana gerek yok. Bu kesinlikle polar özellik gösterecek. Mesela pH3 Lewis yapısını çiziyoruz. Şöyle merkez atomda yani fosforda elektron çifti var. O zaman kesinlikle polar. Ya da H2S'yi çizdirdi bizi. Molekül yapısına bakacağız. Merkez atomda elektron çifti var. O zaman polardır. Ya da OF2'yi çizdiğimiz zaman Şöyle bir molekül yapısı karşımıza çıkacak arkadaşlar. Flor tek bağ yapıyor. Oksijen çift bağ yapıyor. Dolayısıyla merkez atomda yani oksijendeki elektron çiftleri bunun da polar olmasına sebep olacak. Tamam. Bir molekülün yapısında OH'ı veya NH2'yi görüyorsak ekstra bir çizimle falan uğraşmamıza gerek yok. Bunları gördüğümüz anda hemen bunların polar olduğuna karar verebiliriz arkadaşlar. Çünkü onlar kesinlikle bir kutuplaşmaya sebep olur. Ve hidrokarbon ne demek bu? Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşik demek. Bunu gördüğümüz anda başka bir şeye bakmamıza gerek yok. Bu kesinlikle kutupsuz yani apolar bir moleküldür. Her ne kadar molekül için bağlar polar olsa da molekülün kendisi apolar yani kutupsuz özellik gösterir. O zaman hemen örnek yapalım. Bazı molekülleri vermiş. Polar mı apolar mı buna karar vermemizi istiyor. Hemen Lewis yapılarını çizerek başlayalım arkadaşlar. Br2 diyor. Brom bir 7A grubu elementi olduğu için Lewis yapısı tabii ki tek bağla oluşacak pH3 fosfor 5A grubunda dolayısıyla 3 tane yalnız elektron hidrojenle yapacak ve merkez atomda elektron çifti kalacak. Bak bor 3A grubunda dolayısıyla 3 tane yalnız elektronu var. Bunların her biri bir tane hidrojenle birleşerek bu bize Lewis yapısını oluşturacak. Ve CF4 diyor karbon 4 bağ yapacak her zaman ve florda 7A grubu elementi olduğu için... Her bir bağ bir tane flor katılacak noktalarında koyduğumuz zaman Lewis yapısı ortaya çıkmış olacak. Şimdi Lewis yapılarımız bu şekilde. O zaman polarlığa polarlığı apolarlığı belirleyecek olursak. Bak diatomik bütün element molekülleri. Molekül içi bağlar apolar. O yüzden molekülün kendisi de apolar. Yani biz bu moleküle baktığımız zaman bu taraf artı bu taraf eksi'dir diye bir şey söyleyemiyoruz, değil mi? Buraya baktık. Merkez atomunda elektron çifti var. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kesinlikle polardır. Bak BH3'e geldik. Merkez atomunda elektron çifti yok ve molekülde tam bir simetri var. Şu taraf artıdır, bu taraf eksidir diye bir şey söyleyemiyoruz. O zaman BH3 apolar özellik gösterir. Bak formüller birbirine çok benzer olmasına rağmen Lewis yapılarındaki farklılık bize polarlığın apolarlığında farklı olmasını getiriyor. CF4'e bakıyoruz arkadaşlar. Her tarafta flor var. Gayet simetrik bir dağılım. Kutuplaşma yok. O zaman apolar bir molekül yapısına sahiptir diyeceğiz. Şimdi isimlendirme kısmına gelecek olursak. İyonik bileşiklerde diyorduk ki katyon adlarını ezberle, anyon adlarını ezberle e, bileşim formülünden katyona adı artı anyon adı sana bileşin ismini verir. Ama burada latin sayıları devreye girecek arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 mono, di, tri, tetra, penta ve 6, 7, 8, 9, 10, hexa, hepta, okta, nona, deka diye bunları bir ezbere bileceğiz arkadaşlar. İlk 10 bizim için çok önemli sürekli karşımıza çıkacak. Bu latin sayılarını ezberledikten sonra kullanacağımız formülizasyon şu olacak arkadaşlar. Diyeceğiz ki birinci ametalin adını ...ve sayısını belirteceğiz. İkinci ametalin sayısını ve... E, ...anyon adını belirtmemiz gerekiyor. O yüzden de ametallerin... ...anyon adlarını tekrar bir hatırlamamızda... ...çok önemli faydalar var. Bak hidrojen değil mi? Ametal adı bu. Ama biz bunu bir anyona... ...çevirecek olursak yani negatif yüklü... ...iyon haline getirecek olursak bunun... ...H- olmasını bekleriz ve... ...bunun adı arkadaşlar hidrür ...olarak karşımıza çıkacak. Oksijen bu... ...ametalin adıdır... Eğer bu anyon haline gelirse yani eksi 2 yüklü hale gelirse ki kendisi bir 6A grubu element olduğu için eksi 2 yüklü olmak ister. Bunun adı oksit şeklinde olacak. Flor bizim ametelimizin adı arkadaşlar. Flor 7A grubu element olduğu için eksi 1 yüklü olacak. Ve florür olarak adlandırılacak. Yani anyon adı ametalin adından farklı olacak. Bu kükürttür arkadaşlar. Ametelimizin adı eksi 2 yüklü hale geldiği zaman bunun adı sülfür haline gelecek. Ya da Azot bizim ametelimizin adı bir 5A grubu elementi olduğu için eksi yüklü, -3 yüklü olacak ve nitrür olarak adlandırılacak bileşiğimiz arkadaşlar. Şimdi adlandırma kurallarına gelecek olursak bizim formülümüz şu arkadaşlar. Her zaman için elektronegatifliği düşük olan önce yazılır. Çünkü artı yük almaya daha yakındır. Bunun tek istisnasını NH3 yani amonyak olarak vereceğiz. Diyeceğiz ki birinci ametelin Latinci sayısını yazalım. Sonra da birinci ametelin Ametal adını yazalım ardından ikinci ametelin latince sayısını yazalım ve ikinci ametelin bu defa anyon adını yazalım. Bak burası çok önemli. Birinci ametal için ametal adı ikinci ametal için anyon adını kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Bu şekilde de bileşiklerin isimlerini çıkarabiliriz. Bize ne demiş şimdi? İki tane kükürt ve üç tane oksijen içeren molekül. O zaman bileşiğin formülü S2O3 olmalı öyle değil mi? İsimlendirirken ne yapacağız? Birinci ametalin sayısı 2 yani di. Sonrasında birinci ametelin normal ametal adı yani kükürt. Sonra ikinci ametelin sayısı 3 yani tri ve ikinci ametelin anyon adını yazacağız. Dolayısıyla da oksit diyeceğiz. Dolayısıyla bileşiğimizin formülü ve adı bu şekilde karşımıza çıkacak. Mesela birkaç tane daha örnek çözelim. P2O arkadaşlar ne yapıyorduk? Bak birinci ametelin sayısı yani di adı neydi? Fosfor ametal adını yazıyoruz. Sonrasında ikinci ametelin sayısı bir olduğuna göre mono diyoruz. Ve ikinci ametelin adını yazıyoruz. Anyon adını yazıyoruz ama oksitti. Monodan sonra oksit gelirse oğlardan birisi düşünecek. Dolayısıyla difosfor monoksit olarak isimlendireceğiz. Geldik buraya arkadaşlar. İki tane azot var. O zaman di azottur diyeceğiz. Üç tane oksijen var. Dolayısıyla tri ve anyon adını yazmamız gerektiği için oksit diyeceğiz. C3F4 tri karbon diyeceğiz. Ardından dört tane yani tetra ve anyon adını yazmamız gerektiği için florür şeklinde tamamlayacağız. Bak yine iki D diyeceğiz. Ametelimizin adı fosfor. Aynen yazacağız. Ardından beş olduğu için penta diyeceğiz. Ve oksit olarak burayı tamamlayacağız arkadaşlar. Ya da buraya geldik. Tri üç tane olduğu için Ametal adı kükürttü dolayısıyla kükürt diyeceğiz. Bak S ikinci sırada olsaydı sülfür diyecektik. İlk sırada olduğu için kükürt dedik. Ardından sayımız iki o yüzden di gelecek ve azot olduğu için nitrür şeklinde tamamlayacağız. Çünkü azotun anyon adı nitrürdü arkadaşlar. Burada azot dedik burada nitrür diyoruz çok dikkat edeceğiz. İlk sıradaysa ametal adı ikinci sıradaysa anyon adını kullanmamız yeterli olacak. Ama farklı kurallarımız da var tabii ki. Birinci elementin sayısı birse bunu belirtmiyoruz. Bak ikinci elementin sayısı birse o monoyu belirttik. Monoksit dedik ama birinci ametenin sayısı birse bunu belirtmeye gerek yok. Yani şunu monokarbon monoksit demiyoruz. Birincisinin sayısı bir o zaman söylemeye bile gerek yok. Doğrudan karbon diyelim. İkincinin sayısını bir olsa bile belirteceğiz. Ve monok tabii ki o'lardan birisi düşecek. Ve karbon monoksit olarak isimlendireceğiz. Ya da bu karbon... İki tane oksijen var. Dolayısıyla dioksit olarak tamamlanacak. Ya da CF4 monokarbon tetraflorür demiyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Karbon tetraflorür şeklinde ismi tamamlıyoruz. Ya da burada monofosfor demeye gerek yok. Fosfor ikincinin sayısı 3'müş. Dolayısıyla tri ve anyon adı klorür şeklinde bunu tamamlayacağız arkadaşlar. Azot hidrojen daha daha elektronegatif olduğu için amonyak NH3 yani trihidrojen mononitrür şeklinde okunacak arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Yani her ne kadar formül alışıla gelmiş bir şekilde NH3 olsa da aslında sistematik olarak bunun gösterilmesi gereken şekli budur. H3 nedir? O yüzden ismi trihidrojen mononitrür olmalıdır. Çünkü hidrojenin elektronegatifliği azota göre daha düşük olduğu için normalde diğer bütün bileşiklerde yaptığımız gibi önce o yazılmalıdır. Hemen birkaç tane daha Örnek yapalım bu defa iyonikle kovalent'i kıyaslayarak, farklarını görerek e, yapalım arkadaşlar. Şimdi bir bileşiğin isimlendirme sorusu geldiği zaman karşımıza farklı sistemler kullandığımız için önceliğimiz o bileşiğin iyonik mi yoksa molekül mü yani kovalent mi olduğuna karar vermek olmalı. Şimdi bakıyoruz CaBr. bunu belirlemenin en kolay yolu da önce gelen atom metal mi metal mi onu belirlemek olacak bir metal. Dolayısıyla iyonittir. İyonik olduğu zaman katyon adı artan adı diyorduk. Dolayısıyla ismi nedir? Kalsiyum bromürdür. Şöyle bir hataya düşmüyoruz arkadaşlar. Dibromür demiyoruz çünkü iyonik bileşiklerde latin sayılarını kullanmayacağız. Tamam mı? Ama buna geldiğimiz zaman OF2. Bak bu kovalent bileşik ikisi de ametal. Dolayısıyla latin sayılarını kullanarak biz isimlendirme yapmamız gerekiyor. Birinci ametalin adı oksijen. Sayısı bir olduğu zaman belirtmiyorduk difluorür şeklinde tamamlayacağız. Geldik buraya COBr2 kobalt bir metal dolayısıyla iyonik bileşik ve kobaltla ilgili neye dikkat edeceğiz? Bak sonunda yum ve gelmemiş öyle değil mi? Bu bir geçiş metali. O yüzden de Roma rakamıyla da değerliğini belirtmemiz gerekiyor. Brom eksi bir yüklü olduğuna göre kobalt burada artı iki yüklüdür. Dolayısıyla da kobalt Roma rakamıyla iki olduğunu belirtiyorduk. Buradaki katyonumuz kobalt ikiymiş ve anyonumuzun adı da Bromürdü bu şekilde tamamlamamız gerekiyor. İyonik bileşik olduğu için Latin sayıları gene kullanılmadı. PCl3 ikisi da de metal demek ki bu kovalent bir yapıya sahip arkadaşlar. Latin sayılarına ihtiyacımız var. Fosfor yani birinci ametalin normal adı. Sonrasında 3 tane klor var. Triklorür şeklinde tamamlamamız gerekecek. AlCl3 alüminyum metal o zaman iyonik. O zaman Latin sayıları ile işimiz yok ve sonunda yum olduğu için Burada arkadaşlar e, Roma rakamına da ihtiyacımız yok. Çinko ve gümüş hariç e, diğer geçiş metallerinde kullanıyorduk. E, bu bir am grubu metali olduğu için kullanmamıza gerek yok. Alüminyum, klorür dememiz yeterli. Triklorür demedik. Buna çok dikkat ediyoruz. Sif 4 Bak silisyum bir yarı metal. Yarı metal olduğuna göre bu da kovalent bileşik yapısı olacak. Dolayısıyla kovalent bileşikler şeklinde isimlendirmesi gerekecek. Nasıl yazacağız o zaman? Silisyum 4 olduğu için tetra ve anyonumuz flor olduğu için florür şeklinde tamamlanacak. Pb kurşun bir metal. Demek ki iyonik bileşik ve yumla da bitmiyor. Geçiş metali arkadaşlar Roma rakamı lazım. Çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla kurşun e, klor eksi bir yüklü olduğuna göre demek ki kurşun burada artı iki yüklü. O zaman kurşun iki klorür şeklinde bu bileşiği tamamlayabiliriz. Bak PbCl4 olsaydı kurşun demek ki artı dört yüklü olacaktı. Bunu isimlendirirken kurşun 4 klorür dememiz gerekecekti. Burada Roma rakamına neden ihtiyaç duyduğumuzu da görmüş olduk arkadaşlar. MGF2 magnezyum metal dolayısıyla bu gene iyonik. O zaman isimlendirirken önce katyon adını yazıyoruz. Magnezyum. Roma rakamına ihtiyaç yok çünkü yumla bitiyor. Ve anyonumuzda florür olduğunu görüyoruz arkadaşlar. SCL2 kükürt bir ametal dolayısıyla bu kovalent bağlı. O zaman biz Latin sayılarını kullanarak isimlendireceğiz. Kükürt, di, klorür buradaki bileşiğimizin adı olacak. O zaman bir isimlendirme sorusu geldiği zaman şuna dikkat ne yapıyoruz? İyonik mi kovalent mi onu belirleyip ona göre bir sistem kullanmaya devam ediyoruz. <laughs> Gelelim metalik bağdan bahsetmeye arkadaşlar. Metalik bağlarla ilgili bütün özellikler elektron denizi ile alakalı olacak. Bu modeli çok iyi anlarsak kaçırma ihtimalimiz yok hiçbir soruyu. Tamam mı? Burada yapacağımız tanımını yaparken diyeceğimiz şey şu olacak. Metal atomlarını bir arada tutan etkileşimlere biz metalik bağ deriz. Ve metal katyonları ile elektron denizi arasında oluşan etkileşimlere metalik bağ, elektrostatik çekim kuvvetlerine metalik bağ adını veririz. Peki bu elektron denizi dediğimiz şey nereden geliyor? O da metalin değerlik elektronlarından oluşuyor arkadaşlar. Yani şöyle basitçe kalsiyum metalinden bahsedelim mesela. Kalsiyum Normalde değerli elektron sayısı 2 öyle değil mi? 2, 8, 8, 2 şeklinde elektron dizilimi var. Bu şu demek son katmanında yer alan o iki elektronu ortama böyle salıyor gönderiyoruz. Dolayısıyla kendisi artı 2 yüklü oluyor ama etrafındaki bütün kalsiyum atomları bunu yapınca yani her bir kalsiyum atomu için ortama iki elektron gidip kalsiyumlar artı 2 yüklü hale gelirse bu şu demek oluyor aslında görsel olarak. Sanki elektronlardan oluşmuş bir deniz var ve bunun içinde yüzen metal katyonları var. İşte bu metal katyonlarının kendi etrafında bulunan bütün elektronlarla yaptığı çekim kuvvetine biz metalik bağ adını vereceğiz. Ve bütün katyonlar etrafındaki bütün elektronlarla bu çekimi oluşturduğu için oldukça güçlü bir etkileşim oluşuyor. Metalik bağ kimyasal bağlar arasına yerleştirmemizin sebebi de bu etkileşimler olacak. Tamam mı? Tanım bu açıdan çok önemli. Hareketli değerlik elektronları var. Bu değerlik elektronları bir deniz oluşturuyor ve bunun içinde yüzen metal katyonları var. Ve de ele bu değerlik elektronların hareketli olması da metallere sahip olduğu bütün fiziksel ve kimyasal özellikleri kazandırıyor. <laughs> Hangi özellikler var peki bu elektron denizinden kaynaklanan? Isı e, ve elektriği çok iyi iletiyorlar arkadaşlar. Bu... Hareketli elektronlardan kaynaklanıyor işte. Yüzeylerinin parlak olması yine bu hareketli elektronların ışığı yansıtabilme niteliğinden kaynaklanıyor. Ya da bu hareketlilik tel ve hal, lev haline getirilebilmesini yani e, işlenebilir olmasını sağlıyor arkadaşlar. Sen bir çekişle vurup katyonun yerini değiştirdiğin zaman elektron denizi de pozisyon değiştirdiği için yeni bir hale bürünebiliyor. Esnek olma özellikleri yine tamamen bundan kaynaklanıyor arkadaşlar ve dövülebilip işlenebilir olmasını zaten tel ve lev haline getirilebilmeleriyle değerlendirmiş olduk. Peki metalik bağın kuvvetini periyodik sistemde değerlendirecek olursak. Hani periyodik sistemde periyodik özelliklerden bahsetmiştik. Sağa yukarı doğru ya da sola aşağı doğru gittikçe artan ya da azalan bazı özellikleri değerlendirmiştik. Metalik bağda benzer bir şekilde değerlendirmeyi alabiliriz arkadaşlar. Bak burası çok karıştırılan bir şey. Diyordu ki metalik aktiflik dediğimiz zaman periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe artış olmasını bekleriz. Metalik aktiflik deyince çünkü metalik aktiflik elektron vermeye olan yatkınlıkla hesaplanıyordu ve çap büyüdükçe elektron vermek kolaylaştığı için metalik aktiflik artıyor. Ama metalik bağ kuvveti bunun tam tersi yönde gidecek arkadaşlar. Yani yukarı ve sağa doğru gittikçe metalik bağın kuvveti artacaktır. Metalik bağın kuvveti atom yarıçapı ile o zaman ters orantılıdır. Çünkü Çap ne kadar küçük olursa, e, katyonlarla yani daha doğrusu e, atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki mesafe azalacağı için kuvvet artacaktır. Bu da zaten aslında metalik bağın tanımıdır ve aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru gittikçe yani aşağı doğru geldikçe, çap büyüdükçe metalik bağın kuvvetinin azalmasını bekleyeceğiz. Bu nedenden ötürü yani lityumla sodyumu kıyaslayacak olursak periyodik sistemde daha yukarıda olduğu için lityum sodyuma göre daha yüksek bir metalik bağ kuvvetine sahiptir. Bu yüzden de lityumun e, erime noktası sodyumdan büyük olacaktır arkadaşlar. Aynı şeyi periyodik sistemde sağa doğru gittikçe değerlendirebiliriz. Sağa doğru gittikçe çap küçülüyor. Bu yüzden bir artış var zaten. Bir de yük arttığı için arkadaşlar metalik bağın kuvveti artacaktır. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı ile metalik bağın kuvveti doğru orantılıdır dememiz gerekiyor. Bu da sağa doğru gittikçe artmasına sebep oluyor. Aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe metalik bağın kuvveti o yüzden artar diyeceğiz arkadaşlar. Lityum ve berilyumu kıyaslıyorsak bak lityum artı bir yüklü tanecikler oluşturacak ama berilyum artı iki yüklü tanecikler oluşturacak ve daha küçük bir çapa sahip olacak. O yüzden de berilyum lityumdan çok daha yüksek bir metalik bağ kuvvetine sahiptir. Bu yüzden de berilyumun erime noktası lityumdan daha yüksektir diyeceğiz. Neler öğrendik? Haydi bir bakalım o zaman. Kovalent bağın oluşumundan bahsettik. Levis yapıları üzerinde değerlendirdik. Polarlık apolarlığı hem bağ polarlığı hem de molekül polarlığı üzerinde değerlendirdik. Kovalent bileşiklerin adlandırmasını latin sayılarından yola çıkarak yaptık. Ve metalik bağı metalik bağın kuvvetiyle de değerlendirmeye aldık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödülü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine burada tekrar görüşmek üzere.